Klordioksit eksi 5 elektron yüklü. Ne yapıyor? Bunu içtiğiniz zaman kana karıştığında herhangi bir bakteri, virüs veya mantarla karşılaştığında onun hücre zarından 5 elektron şak diye alıyor. Ne oldu? Hücre zarı patladı. Hücre çekirdeğinden 5 elektron alıyor. DNA'sından 5 elektron alıyor. Hiçbir bakteri, virüs, mantar buna karşı duramıyor. İsteyenler Çek Cumhuriyeti'nde bu. Biz bunu 100 mililitresini 10 liraya satıyoruz. Çekoslovakya'da 300 lira. cds2.cz diye bir internet sitesi var. Çek Cumhuriyeti'nde yayınlanıyor. 10 bin hastalıkta denemiştir. Ha, bu sadece insanlar için değil. Tavuk, balık, akvaryum olanlar. Mesela akvaryumunuz var. Bir kapak. Akvaryumunuz küçükse. Şimdi ben bunu içiyorum da bu ppm'i düşük. 100 ppm. Bunun 2500 ppm'i var. Akvaryum için. Hayvanlar için. Veya ineğiniz var. 500 bin ahırlar olanlar var. Tavuğunuz var vesaire vesaire. Geçen sene Antalya'da bir tavuk hastalığı, salgın geliyor. Bu zamanlar işte ilkbahara doğru. Ölek diyorlar Antalyalılar, ölek. Adam bir tavuk, salgın hastalık geliyor. Adam 120 tavuğu varmış. 60'ı gitmiş, 60'ı kalmış. Geçen Antalya Denve'deydim. Diyor ki, keşke önceden haberim olsaydı CDS2'den. Niye dedim? Ölek geldi. Ölek geldi diyor. 120 tavuktan 60'ı gitti diyor. Öbür vatandaşlar kurtardı bazıları. Salgın geliyor. Yarısı gidiyor tavukların. Bazen hepsi gidiyor. Hiç tavuk bırakmıyor. Ölek. İlkbahara doğru bir salgın hastalık. Hiçbir şey bırakmıyor. 5 litre suya, tavukların içeceği suya, bir kapak koyuyorsunuz, içtiler. Hastalık, salgın bir hastalık varsa haftada, her hafta yapabilirsin. Her hafta, haftada bir defa, haftada bir defa, haftada bir defa. Hiçbir problem değil. Veya bazıları böyle güvercin hastası. Güvercin istiyor. Hobi işte, herkesin bir hobisi var. Sularına katılabilir. Bazıları da rengarenk çeşit balıklar yetiştiriyor. Bende de bir yılan balığı yetiştirme merakı sardı. Sağdan soldan getirdik. 25-30 tane yılan balığı var şimdi bende. Yılan balığından önce Japon balığı vardı. Japon balığı akvaryuma koyduğumda bir tanesi böyle gitti gidiyor. Yattı, yan yattı, kalkamıyor, öldü, ölecek. Akvaryumdaki arkadaşa dedim ki ne olacak? Ölecek o hasta, onu at çöpe dedi. Hemen bundan bir kapak suyun içerisine karıştırdım. Pardon, bir kapak diye. Yarım çay bardağı kadar fazla. Çünkü 750 litrelik, 750-700 litrelik şu tankı. 2 saat sonra balık canlandı, harekete geçti.